Alcatel Mobilya Kongresi'nin iki yeni idol telefon getirdi. Bunlardan bir tanesi idol 4, 5.2 inç Full HD ekran barındırıyor. IPS ekran teknolojisine sahip bu ekran, geniş görüş açılarına sahip. Aynı zamanda renk canlılığı ve siyah renk seviyesi de tatmin edici seviyelerde. Idol 4'ün tasarımı geçen yılın telefonundan bir takım özellikler de içeriyor. Bunların başında simetrik tasarım geliyor. Hem üstte hem de altta hoparlör var. Aynı zamanda bu yeni telefonda arkaya da hoparlörler eklenmiş. Böylelikle 4 farklı hoparlör var. İstediğiniz 2 hoparlörden, önde ve arkadaki 2 hoparlörden çıkış vermeniz mümkün oluyor. Idol 3'te bulunan simetrik yapı, ters kullanım özelliği Idol 4'te de mevcut. Diyelim ki telefon geldi ve cebinizden telefonu çıkardınız. Idol 4'ü istediğiniz taraftan tutup konuşmaya başlayabilirsiniz. Her iki yönde de yer alan mikrofonlar sayesinde telefonu istediğiniz şekilde tutup görüşmeye başlayabilirsiniz. İster üstteki ister alttaki hoparlörden ses gelecektir ve konuşmanızı istediğiniz gibi yapmanız mümkün olacaktır. Idol 4'ün tasarımında metal ve camın kullanıldığını görürüz. Gayet şık görünen bir akıllı telefon. Yuvarlatılmış köşeleri ve aynı zamanda kenarlar inceltilmiş bu şekilde hoş şık bir telefon var. Ekranın yüzey oranı 170 civarında. Normal olduğunu söyleyebiliriz. Ekranın kenarlarında hatırı sayılır miktarda bir çerçeve var. Ancak 5.2 inç ekran büyüklüğüne sahip olduğu için bu telefonu tek elle de rahat şekilde tutup kullanmak mümkün oluyor. Telefonun özelliklerinden bir tanesi de görmüş olduğunuz boom tuşu. Boom tuşu sayesinde çeşitli işlevleri hızlı şekilde gerçekleştirmek mümkün oluyor. Diyelim ki telefonun ekranı kapalı ve fotoğraf çekmek istiyoruz. Hızlı şekilde davranmak istiyoruz. Yapmamız gereken boom tuşuna ard arda 2 kez basmak. Bunu yaptığımız zaman da otomatik olarak kamera açılacak ve fotoğraf çekimi hızlı şekilde gerçekleşecek. Boom tuşunun farklı uygulamalarda farklı şekilde kullanım senaryoları bulunuyor. Diyelim ki galeri uygulamasını açtınız ve fotoğraflara bakıyorsunuz. Değiştirmek istiyorsunuz. Yapmanız gereken boom tuşuna basmak. Böylelikle görünüm şeklini değiştirmeniz mümkün oluyor. Boom tuşunun farklı işlevleri de olacak. Diyelim ki favori bir uygulamanız var, onu çalıştırmak istiyorsanız boom tuşuyla ekran kapalıyken örneğin bir kez, iki kez, üç kez basıp bunu çalıştırmanız mümkün olacak. Bu boom tuşu Alcatel'in Idol 4, Idol 4 testte öne çıkardı tuşlar özellikleri arasında bulunuyor. Telefonun arkasında 13 megapiksel kamera var, çift renkli LED flash da mevcut. Önde de 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamerayı görüyoruz. Ön kameranın 360 derece selfie özelliği var. Bu özellik sayesinde tıpkı panoramik fotoğraf çeker gibi selfie fotoğrafı telefonu hareket ettirerek çekiyorsunuz. Daha sonra fotoğrafı kaydettiğiniz ve baktığınızda telefonu hareketlediğiniz tarafa doğru fotoğrafın da hareket ettiğini, böylelikle bir 360 derece görüntü etkisinin yaratıldığını göreceksiniz. Idol 4'ün teknik özelliklerine baktığımızda telefonda 2 veya 3 GB RAM seçenekleri mevcut. Ülkeye göre RAM miktarı da değişiyor. 16 GB dahil hafıza, aynı zamanda 200 GB'a kadar kapasite sahip kartları destekleyen microSD kart yuvası da bulunuyor. Alcatel Idol 4'ün çift SIM kartlı versiyonları da bulunuyor. O versiyonlarda microSD kart yuvasına ikinci SIM takılıyor. Böyle iki hattı birden Idol 4'te kullanmak mümkün hale geliyor. Alcatel Idol 4 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Mobil Dünya Kongresi'ndeki gezintimize devam ediyoruz. Videolarımızı YouTube kanalımıza bulabilir. Aynı zamanda teknoblog.com'da da detaylı ön inceleme yazılarını ve yine ön inceleme videolarını bulabilirsiniz.